Herkese merhabalar. Bu akşamki tarifimiz kereviz salatası olacak. Malzemelerimiz bir adet büyük boy, irice bir kereviz. Yaklaşık 5-6 diş sarımsak. Normalde 2-3 diş yeter ama ben sarımsağı çok sevdiğim için sayıyı çoğalttım. Bir kase yoğurdumuz var. Yoğurdumuzun içerisine tuz ekleyeceğiz. Az miktarda tuz ekleyeceğiz. Normalde bu tarifin içerisine havuç rendeleyebilirsiniz. Normalde bu tarifin içerisine ceviz ekleyebilirsiniz. Çok da güzel oluyor, yakışıyor. Ama ben kaloriyi arttırmamak adına ceviz kullanmayacağım. Artı bu tarifin vazgeçilmezlerinden bir tanesi aslında mayonezdir. Ben mayonez de kullanmayacağım. Yoğurdumu yeni açtığım için yoğurt zaten yeterince kıvamlı. Salatayı yeterince tatmin edecek bir koyuluğa ulaşacağını düşündüğümden dolayı bu şekilde benim için yeterli olacaktır. Şimdi gelelim işin yapılış kısmına. Videoyu uzatıp sizi bezdirmemek adına ben önce şunu bir halledeyim, temizleyeyim, rendeleyeyim. Ondan sonra buluşturma aşamasında tekrardan videoyu açmış olacağım. Soğan kerevizimizi de rendelerken videomuzu yeniden başlatmış olduk. Kerevizimizi rendeledikten sonra kararmasınlar diye şöyle limonla ovalayacağız biraz. Bir miktar tuz da bu aşamada atalım istiyorum ben. Şöyle elle iyice limonu yediriyoruz. Sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Sarımsakları kesinlikle dövmeyeceğiz. Büyük büyük parçalar halinde. Ben böyle seviyorum çünkü. Siz isterseniz havanda dövüp o şekilde de ekleyebilirsiniz. Sarımsaklarımızı hemen kolayca soyduk. Yoğurdumuzu da ekledik. Yoğurdumuzun üzerine birazcık daha tuz ekliyoruz. Ardından karıştırma aşamasına geçiyoruz.
birazcık dağınık çalıştığım doğrudur. Ne yapalım? Bu kadar da olacak. Dilerseniz kerevizin içerisine konulan yoğurdu başka bir kabın içerisinde, işte az önce de izah ettiğim gibi başka bir kabın içerisinde sarımsaklara dövdükten sonra tuzla beraber karıştırıp orada bütünleştirdikten sonra da bu kabın içerisine alabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yeterli görüyorum. Üzerine de zeytinyağımızdan ekliyoruz. Şöyle bolca da zeytinyağı ekledik. Dileyenler maydanoz ya da nane ile servis edebilirler. Hatta bizim de nanemiz vardı. Evet, biz de böyle kuru nane ile sonu yapmış oluyoruz. Hepinize afiyet olsun.